patron şarkıyı söyleyeceğim size. Sonra peşine bir şarkı bağlayacağım. O şarkı da 14 yaşında yazdığım bir şarkı benim. Yani sadece siyaset, geçen insanların sene, huyu şey değişmiyor. Şarkılar da zaman içinde değişikliği oluyormuş. Sözü müziği sana mı ait o şarkı? İkisinin de, ikisinin de. İkisinin de sözü müziği bana ait. Ben bana ait olmayan şarkıları söyleyemiyorum. Türkiye'de iyi şeyler bir şeylere rağmen yapılabiliyor. Yani kimse sırtınızı sıvazlamıyor. Aman bu iyi bir şey, iyi bir şarkı, iyi bir kitap, iyi bir film demiyor. Tam tersi neredeyse onun önünde duruyorlar. Yıllar önce Gökhan'la ben Bahçeşehir Ortaokulu'ndayken iki tane ufak çocuk Gökhan'ın... Kaç yaşındaydı bu zaman? Ortaokulda ben orta bir, sen orta son. Ben 14 yaşındaydım. Buran da işte 10. Evet. 11, yani düşünün 11. Adam... Ufacık bir çocuk adam diyorum. Bir anneler günü için beste yapmış ve de o besteyi ilk defa okulda çalacağız. Tabi okul salonu inanılmaz kalabalık. En az 300 kişi var, bütün öğrenciler orada. Bize biraz imrenerek, biraz hasetlikle, biraz kıskançlıkla, biraz imrenerek bakıyorlar. Ve tam şarkının yarısında... Ama şunu anlat lütfen, o çok önemli. Ben bir hafta bir kızlar korosu da kurdum. 8-10 kişilik ve bu şarkıyı biz çalıştık. Acayip de heyecan var tabii o gün seslendireceğimiz için. Evet, ondan sonra Buran'ın anlatsın. Gayet güzel şarkı şöyle hatta. Bakışın güneş gibi ısıtır içimizi, gülüşün aydınlatır üzgün kalpleri, elimizden şefkatle tutar seversin, dünyaya geldiğimiz günlerden beri. Anneler anne, günüyle ilgili bir şarkı. Anne, evet. Müdür Bey şarkının ortasında kesin kesin ya bu ne ya dedi. Bütün herkes böyle. O net bir şeyler çalsanız dedi. Şimdi bizim Gökhan'la benim müzisyen olmamız aslında mucize. Yani bu büyük bir travmatik bir vaka. Yani ergenliğin ilk yaşlarındaki çocuklar, iki tane çocuk okulda rezil rüsva oldular yaptıkları şarkı yüzünden. Onun için hiç unutamadığım bir hikayedir ama işte demek nedir onun ismi? Hani olacak bazı şeylerin önüne geçilmiyor sanıyorum. Yoksa hakikaten müzikten nefret etmemiz gerekiyordu. Bunu hiç unutmadım. Niye canım? İnadına müzik ya. Niye vazgeçmedim inadına müzik ya? Tabii müziğe çok şey borçluyuz. Özellikle mesela ben daha da borçluyum. Niye daha da borçluyum? Hep hayatımı müzikle ilgili işlerden kazandım. Yani müzik yazarlığı yaptım. Ses ve Hayat dergisinde, Nokta dergisinde, Güneş gazetesinde müzik prodüktörlüğü yaptım. Yine müzik programı yaptım radyoda. Ondan sonra müzik canlı yayını yorumsuz diye çok başarılı bir program yaptım. 6 sene devam eden. Şimdi Müzik Yorumcuları Meslek Birliği Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yapıyorum. Onun için müziğe böyle kendimi inanılmaz borçlu hissediyorum. Yani gerçekten inanılmaz borçlu hissediyorum. Ve de bu borcumu nasıl ödeyeceğimi bilemiyorum. Çok kolay. Nasıl? Çok kolay ya, biz alırız sen. Borcun ne kadar onu söyle. Yani iyi şarkılar yaparak mı, gençlere destek olarak bilmiyorum böyle ama... Böyle çalışarak ödüyorsun zaten sen. Evet, evet. Belki de ödüyorum, ödüyorum. Tabii. Biz sana borçluyuz yani. Evet. Doğarken ismi Gökhan'ın 1977 yılında yazdığı bir şarkıdan sonra ortaya çıktı. Gerçi biz müzikte hep ilgiliydik yani 70'li yılların ortalarından beri. Zaten amca İlhan Şeşen 1971 yılında Kavga ve Dua diye bir 45'lik çıkarmıştı. Biz de ondan sonra müziğe özellikle şarkı yazmaya ilgi duymaya başladık. Dediğim gibi biz hep özellikle Gökhan, ben, amca oturduğumuz zaman sabahlara kadar o akşam sofrası, akşam yemeği bitmezdi. Çünkü birbirimize şarkılarımızı çalardık. Ne bileyim, sözü olmayan şarkıya söz yazardık, vokaller yapardık.
Ondan sonra cuma 80'li yılların başında da ilk kez BCG adıyla sahneye çıktık Boğaziçi Üniversitesi'nde. Orada da amca konuk olarak katıldı ve çok keyif aldık bir izleyici karşısında çalmaktan. Ondan sonra da zaten Gündoğarken'in adımları zaten 70 yıllarda atılmıştı. Profesyonel hayatta da 83 yılında da Gündoğarken'i kurduk. BCG'den bahsetti. BCG Gündoğarken'den önce bizim kurduğumuz bir grup. Burhan, Cengiz, Bülent, Gökhan. Değil mi? Hatırlamıyorum. Yani o yıllarda da topluma hani aşı, müziğe evet. Yeni bir aşı için BCG adını koymuştuk. Hala acaba var mı BCG aşısı bilmiyorum ama o zamanlar... Ama ses dergisinde şöyle bir şey yaptık. Türk müziğe yeni bir aşı başlığıyla zaten geçmiş bir aşı hatırlıyorsun. Evet. Yani biz aşı olarak düşündük mü onu bilmiyorum ama sonradan bu konserden 2 sene sonra zaten Levent Kırca'nın Bodrum Meydan Kültür Merkezi'nde babamın finans ettiği bir konserde amca ben Burhan bir araya geldik. İşte o zaman Gündoğarken'in ilk tohumları atılmış oldu. İsim babası da tamam benim şarkımdır ama babamdır. Ayrıca yani o ilk konserde şeyi de atlamayalım çünkü belki bu tarihe not düşeceğiz. Klavyeleri de Tuğrul Karataş çalmıştı. Evet. Hatırlarsın. Evet. Yani bir klavye, 3 akustik enstrümanla bir konser vermiştim. Bunlardan bir şarkı geliyor. Mesela sen benim şarkılarımsın. Sarmaş Dolaş, evet. Sevgini Bırak da Git, Bir Yaz Daha Bitiyor, evet. Aklına Bir Şey Gelmesin, İstanbul gibi şarkılarımız zaten ilk halinde yer aldı. Evet. Sarmaş dolaş kollarımda olmanı bekleyen, çünkü yoksun 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 artık sen. Ben kendime yeter oldum. Başka bir yeri ben istemem. Çünkü çoksun, çoksun, çoksun artık sen. Şimdi biz tabii profesyonel yaşantıya başladıktan sonra da başımıza bir sürü şey geldi. Hem tiyatro oyunları olsun, çünkü Levent Kırca'yla çalıştık, Ferhan Şansar'la çalıştık. Ama bana bunların en komiği, Hodri Meydan Kültür Merkezi'nde biz Kadıncıklar oyununa başlamışız. Oyun gayet güzel gidiyor. Hatta bunun bir, Burhan bir hikaye nasıl onunla ilgili. Oyun o senenin bütün ödüllerini aldı, müzik hariç değil mi? Evet. Belki de o zamanlar müzik ödülleri yoktu, onu da bilmiyorum. Vardı. Şimdi oyun devam ederken Levent abi dedi ki, ya dedi elinizde bir salon var, burada bir konser verin. Tamam dedik, biz de ben, Burhan, Gökhan, bu sefer üçlü çıktık yani. Konser ben Burhan, güzel Gökhan gibi. Kim abi? Ben Burhan, Gökhan ben dedin. Ben Burhan. Gökhan dedin de yani. Aynen ya. Amcaya benzetiyorlar ya beni. Üçümüz sahnedeyiz. Çok güzel gidiyor konser. Katılım da iyi. İşte birinci şarkı, üçüncü şarkı, alkışlar, kıyamet falan. Sonra bir ara, şimdi bizim önümüzde listeler var, şarkı listesi var, repertuarımız var. Ben o zaman önde oturuyorum, ortada oturuyorum, müzik çalıyorum. Amca sağımda, Burhan solumda. Amca eğildi bana bir şey söyledi. Bir şarkı adama tam anlayamadım böyle. Tek başına falan dediği gibi geldi. Tam Burhan'a söyleyeceğim, amca 1, 2, 3, 4 dedi, biz şarkıya girdik. Fakat üçümüz de ayrı şarkıya girdik. Şimdi millet de ne olduğunu anlayamadı fakat bir şey sanki şovun bir parçasıymış gibi olunca o kadar şarkı söyledik fakat en büyük alkışı o üç ayrı şarkıya girince aldık emin oldum yani. Lütfen bütün alkışlar Levent Kırca'ya gitsin. Şimdi aslında Gündoğarken grubuna ben sadece bir müzik grubu olarak bakmıyorum. Bir müzikal anlayış, bir müzikal tavır olarak da bakıyorum aynı zamanda. Çünkü bir defa vokal ağırlıklı, çok sesli bir müzik. Mesaj kaygısı içermeyen, çok naif sözler ve içinde mesaj kaygısı olmayan, şiddet barındırmayan. Yani aslında biraz neredeyse biraz iddialı olacak belki bir laf ama özlediğimiz insanın insan tipini, prototipini ortaya çıkaran müzik veya ortaya koymaya çabalayan bir müzik. Evet, yani öyle bir müzik olarak bakıyorum ben. Tabii ki buna en başında amcanın çok büyük katkıları var yani. Gerçekten Gündoğarken'in ilk dönemde yaptığı neredeyse bütün hit şarkıların yani %90'ı amcaya aittir. O bakımdan hak yenmez. Ama ileride artık yani amcayla yıllar sonra
müzikal anlayışlar değiştiği için biz de beraber konuşarak zaten dedik bu işi birlikte sürdürmenin bir anlamı yok. Çünkü sahne işi, bir elektrik işi, sinerji işi, keyif işi aynı zamanda. Gökhan'la benim müzikal anlayışımız olmadığı hiç değişmedi. O yüzden de son iki albümdür, yani Hayat Bu albümü ve Özlemişim albümleri tamamen Gökhan ve benim bestelerimizden oluşan bir albüm. Tabi biraz kulvar değiştirdi Gündoğan bu anlamda. Aşk şarkılarından, romantik şarkılardan biraz daha hayatın gerçeklerine yine kendi lisanıyla dokunmaya çalıştı. Bunun için de bundan sonra da bilmiyorum, yine farklı bir şeyler yapabiliriz. Biz hep içimizden gelen şeyleri yaptık. Yani müziğimizin iyi, kötü, başarılı olup olmadığı tartışılabilir ama samimiyeti bence tartışılmaz. Zira hiçbir şarkımızı biz bir albüme girsin diye yapmadık. İçimizden geliyor, sonra onlar bir albümde yer alıyorlar. Evet, şarkılar birikince bir albüm halinde insanlara sunuyoruz. Şimdi aslında iş çok değişti tabii. Yani o 10 şarkının 11 şarkının birikmesine de gerek. Çünkü sosyal medyada hemen yaparız, bir hafta sonra paylaşabiliriz şarkılarını. Şimdi aslında o imkanlardan da faydalanmak lazım gerçekten. Yani beklememek lazım, onun iki şarkının beklemesini. Ürettikçe bunu biz sevenlerimizle paylaşacağız. Onlar bizden vazgeçmedikçe biz onlardan asla vazgeçmeyeceğiz. Bunu bilsinler. Son zamanlarda Enver Aysever'le bir projemiz var. Nereden Nereye İsim'in bir oyunda birlikteyiz Enver Aysever'le. Sonra Altı Yücel'le bir şiir, bir şarkı, bir hikaye üst başlığında bir gösterimiz var. Belki de bu sene ayrıca aynı zamanda zaten hep tiyatronun içinde yoğrulan insanlarız. Belki de şehir tiyatrosunda bir projede yer alacağız. Biz böyle farklı disiplinlerde olmayı, çalışmayı çok seviyoruz, ediyoruz. Onun için de sesimiz çıktığı, enstrüman çalmaya gücümüz yettiği müddetçe sahnede olmaya devam edeceğiz. Gün doğarken